Tamam. Basına ve kamuoyuna. İstanbul, Ankara ve Belçika'da özgür basına yönelik eş zamanlı operasyonlar ve saldırılar gerçekleştirildi. Ankara ve İstanbul'da Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı 7 gazeteci gözaltına alındı. Belçika polisi de yine gerekçesiz bir şekilde Medya Haber ve Step TV'ye baskın düzenledi. Saatler süren baskın esnasında tamamen resmi ve yasal olan belgelere el konuldu. Öncelikle özgür basına yönelik bu haksız, hukuksuz ve korsanca saldırıları lanetliyoruz. Yıllardır Kürt basına yönelik yapılan her saldırı ve operasyon Kürt halkına yönelik daha büyük ve kapsamlı saldırı hazırlıklarının göstergesi olmuştur. Kürt halkının sesi olan basın susturma çabalarının daha sonra yapılacak saldırıları görünmez kılma amacında olduğu defalarca kanıtlanmıştır. 21 Aralık 2011'de Kürt basınına yönelik yapılan tarihin en kapsamlı gözaltı ve tutuklama operasyonunda sadece 7 gün süren savaş uçaklarıyla Rovoski katliamı gerçekleştirilmiştir. AKP-MHP iktidarının Kürt halkına yönelik kapsamlı saldırılı planları yaptığı, Erdoğan'ın yıllar sonra Irak hükümetiyle bunun pazarlığını yürüttüğü, böylesi bir dönemde Kürt basınına içeride ve dışarıda bu operasyonların yapılmış olması da boşuna değildir. Ne yazık ki bölgesel uluslararası güçler bu saldırı planlarının bir parçası haline getirilmek isteniyor. Öte yandan Belçika'nın insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğünü Türkiye ile yürüttüğü pazarlıklara kurban etmesi utanç vericidir. Avrupa ülkelerinin ne yazık ki çıkarları söz konusu olduğunda her türlü insani değeri pazarlık haline getirebileceğini, bu değerleri baskıcı otoriter yönetimlere peşkeş çekebileceğini ve yönetimlere payanda olabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu saldırının 22 Nisan Kürt gazetecilik gününde yapılmış olması aynı zamanda inkarcı ve düşmanca tutumun da göstergesidir. İnkar ve savaş politikasını esas alan iktidarı uyarıyoruz. Türkiye'nin kaynaklarını Kürt düşmanlığı üzerinde bölgesel ve uluslararası güçlere peşkeş çekmeyin. Denediğiniz yol ve yöntemlerin tamamı iflas etmiştir. Hiçbir sonuç alamamıştır. Alamayacaktır da. Hazırlığını yaptığınız yeni saldırı ve katliam politikaları, Kürt basınını susturma çabalarınız Türkiye'ye kaybettirmek dışında bir işe yaramıyor. Türkiye toplumunun ve Kürt halkının 31 Mart seçim sonuçları verdiği normalleşme, çözüm, demokratikleşme mesajlarına dikkate alarak bu saldırı ve imha aklından vazgeçin. Tarihte defalarca kez kanıtlandığı gibi çözümsüzlükte ısrar eden herkes aynı hüsranı ve akıbeti yaşamakta kurtulamaz. Türkiye'nin yeni bir maceraya, çözümsüzlüğe, krize ve kaosa sürüklenmesini istemeyen herkes de bu saldırılara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yapılan saldırıların derhal durdurulması çağrısını yapıyoruz. Özgür ve muhalif basınla dayanışma içinde olduğunuzu bir kez daha ifade ediyoruz. DEM Parti, Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi Adıyaman İl Örgütü.